Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2023 YKS'ye girecek öğrenci arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladım. Videonun içeriğinde neler var? Hemen onları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. TYT AYT soru dağılımını sizlerle paylaşacağım. İlk defa sınava girecek arkadaşlar için bu hatırlatmayı yapacağız. Daha önce sınava giren arkadaşlar biliyorlardır zaten. Daha sonra çok sık soru gelen konu başlıklarına bakacağız. Yani coğrafyadan en çok soru getiren konu başlıkları neler? Onları sizlerle paylaşacağım. Ve yıllara göre soru dağılımına bakacağız. Yani hangi konu başlığından hangi yıllarda soru tarzı geldi. Bununla ilgili paylaşım yapacağım. Ve coğrafyaya nasıl çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili sizlerle bazı bilgilere paylaşacağız arkadaşlar. YouTube kanalı içerisinde arkadaşlar YKS coğrafya ile ilgili birçok video ders var ve denemeler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz istediğiniz konu başlıkları ile ilgili e, videolara ulaşabilirsiniz. Birçok video var. E, faydalanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Öncelikle YKS'ye baktığımızda TYT ve AYT diye iki farklı sınavımız var. Ve bu sınavlarda TYT sınavında 40 Türkçe, 40 sosyal bilgiler, 20 matematik ve 20 fen sorusu var arkadaşlar. Buradaki soruları sözel, sayısal eşit ağırlık herkesin yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani yaptığımızda getirisi bizim için fazla. Dolayısıyla herkes bu alanların hepsinden sorumlu. AYT'ye baktığımızda AYT'de Türk dili edebiyatı ve sosyal bilgiler 1'de 40 sorumuz var. Sosyal bilgiler 2'de 40 sorumuz. Matematikte 40 soru, fen bilgisinde de yine 40 soru var fen bilimlerinde ve yabancı dil sınavına girmek isteyen arkadaşlar için de 80 soruluk bir test var arkadaşlar. Bu genel hatırlatmayı bu şekilde ilk defa girecek arkadaşlar için yapmış olalım. Daha sonra arkadaşlar şöyle devam edelim. Coğrafyaya baktığımızda TYT coğrafyada 5 sorumuz var TYT'de. AYT'de ise 2 bölüm var. Bunlardan bir tanesi sosyal bilgiler 1, 6 sorumuz ve ikincisi sosyal bilgiler 2. Burada da 11 sorumuz var. Yani sözelden sınava girecek arkadaşlarım 5 burada, 17 de burada olmak üzere toplam 22 tane coğrafya sorusuyla karşı, karşılaşmış olacaklar. E, bu açıdan e, sözelce arkadaşlar e, coğrafya iyi çalışmalı diyebiliriz. Evet, diğer bir başlığımız arkadaşlar güncel ve çok soru getiren konu başlıkları neler? Yani TYT ve AYT coğrafyaya baktığımızda güncel ve çok sık soru gelen konu başlıkları var. Öncelikle bunlara bakalım. Doğal afet, ekstrem doğu olayları, kuraklık, orman yangınları, çevre sorunları ve çevre kirliliği, küresel ısınma, yerleşme, nüfus, göç, jeopolitik ulaşım, enerji taşımacılığı, turizm, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu bölgesi ve Doğu ile ilgili soru tarzları gelebiliyor. Ulusal, bölgesel, küresel örgütler ve Türkiye bölgesel Kalkınma projeleri var. Bunlarla ilgili özellikle AYT'de sürekli soru geliyor arkadaşlar. Buradaki konu başlıklarına baktığımızda hem TYT hem de AYT için hepsinden soru gelme e, durumu söz konusu. Ve bunlar güncel konular yani doğal afetlerden ekstrem doğal olaylarına sürekli gelir. Her yıl gelir. Biraz sonra bakacağız zaten. Yine küresel ısınma, çevre kirliliği, nüfusla ilgili güncel konular olduğu için sürekli soru gelir arkadaşlar. Yine turizmde aynı şekilde güncel bir konu başlığıdır sürekli soru geliyor arkadaşlar ulaşım ve taşımacılıkla ilgili Sorular sürekli geliyor Bu konu başlıkları önemli yani ders çalışıyor iseniz, ders çalışırken bu konu başlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor Yine burada şunu hatırlatalım arkadaşlar haritalı sorular var yani coğrafyada harita önemli biliyorsunuz Dolayısıyla YKS'ye baktığımız zaman en az TYT ve AYT'de 4 tane haritalı soru geliyor Ders çalışırken biraz sonra bahsedeceğiz biraz bunun üzerinde duracağız. Ee, özellikle haritalı e, haritayla çalışmanız sizin yararınız olacaktır. E, çünkü en az 4 tane haritalı soruyla karşılaşıyoruz. Bu konularla ilgili de yine haritalı sorular geliyor. Son 5 yıla baktığımızda arkadaşlar TYT için son 5 yıla baktığımızda hangi konu başlıkları daha sık karşımıza çıkmış hemen ona bir bakalım. Ve 2022'de hangi konu başlıklarından sorular var onu da hatırlatalım size baktığımızda arkadaşlar doğa insan coğrafya özellikle çok gelen konu başlıyor Coğrafyanın ilk konusu diyelim. Yani ders çalışıyorsanız şu an kitaplardaki TYT kitaplarındaki ilk başlık buradan soru mutlaka geliyor arkadaşlar. Ve 2022'de jeomorfoloji yani coğrafyanın alt dalları ile ilgili soru tarzı var. Daha sonra nüfus yerleşme göçle ilgili bakın sürekli her yıl sorumuz var. Önemli bir konu başlığı dikkat ediyorsunuz. Diğer taraftan doğal afetler veya ekstrem doğa olayları sürekli soru getiren başlıklardan bir tanesidir ve hem TYT'de hem de karşımıza çıkar. Bu açıdan bu konu başlığına dikkat ediyoruz. E, 2022'de ekonomik faaliyet türleri ile ilgili nüfus yerleşmeden gelen e, soru tarzı ve doğal afetlerden deprem, volkanizma, orman yangını içerisinde barındırıyor. E, bu konu başlığı ile ilgili sorumuz var. Diğer taraftan baktığımızda arkadaşlar örneğin e, iklim tipleri yani son 2 yıldır soruluyor. E, Tundra iklimi soruldu 2022'de. Bazı konu başlıklarda şöyle yani uzun süre 3-5 yıl soru gelmeyip de soru gelen konu başlıkları var. Dünyanın şekli hareketleri o şekilde. Örneğin 2021'de soruldu. Daha önce yoktu bakın son 3-5 yıla baktığımızda e, 3 yıl sorulmamış ve 2021'de sorulmuş. Coğrafi konum harita bilgisi harita bilgisi ile ilgili. Bakın 4 yıldır yok. 2022'de siyasi harita ile ilgili bir soru geldi. Yine atmosfer ile ilgili bakın bir tane soru gelmiş 2022'de. Bu şekilde yani 3 yıl arka arkaya sorulmayıp da sorulabilecek konu baş soru gelebilecek konu başlıkları var. Onlara dikkat ediyoruz. İklim bilgisi ile ilgili uzun süredir yani sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış ile ilgili doğrudan bir soru gelmedi. Ama diğer sorularda bunlarla ilgili bazı bilgiler içerebilir sorular. İklim tipleriyle ilgili son iki yıldır geliyor. Bakın tundra iklimini sordular 2022'de. Yine su, toprak, bitki, doğal ortamla ilgili sorular gelebiliyor. Yer yapısı, kayaçlar, jeolojik zamanlarla ilgili bakın gelmiş. O açıdan uzun süre sorulmayıp da soru gelen konu başlıklarımız da var. Ama fix sürekli soru gelen konu başlıklarına baktığımızda Özellikle nüfus yerleşme göç, doğal afetler ve doğa insan coğrafya yani ilk konu ile ilgili soru tarzları geliyor. Bu bilgileri videoyu durdurarak siz daha detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi yılda hangi konudan soru gelmiş burayı inceleyebilirsiniz. AYT baktığımızda genel olarak baktığımızda yani sosyal bilgiler 1 ve 2 şeklinde baktığımızda son 5 yılda en çok soru gelen konu başlıkları nelermiş bir görelim. Biyoçeşitlilik ekosistem arkadaşlar daha çok soru getiren konu başlıklarından. Yine ilk medeniyet merkezleri, şehirler, şehirleşme, göç bu konu daha çok soru getirmiş. Yerleşme, şehirlerin fonksiyonu ve etki alanı ile ilgili sorularla karşılaşıyoruz. 2022'de de geldi. Bölgesel kalkınma projeleri, bölgeler, ülkeler ve ülkeler arası etkileşim, turizmle ilgili bakın çok sık soru geliyor. Ve küresel bölgesel örgütlerle ilgili sorular çok geliyor. Doğal afet doğadaki ekstrem doğa olayları ile ilgili soru geliyor arkadaşlar. İnsan, çevre, toplum, küresel iklim değişikliği özellikle iklim değişikliği ile ilgili güncel olduğu için soru tarzları geliyor. Bunlar bu konu başlıkları yeşil işaretlediğim alanlar en çok soru gelen AYT konu başlıkları. Buradaki konu başlıkları ile ilgili hem sosyal bilgiler 1 hem de sosyal bilgiler 2'de soru gelebiliyor. Yani her ikisi için de geçerli. Her ikisinden de her ikisinde de soru gelebiliyor. AYT sosyal bilgilerin son 4 yılına baktığımızda gelen soru tarzları hangi konu başlıkları ile ilgili onu da görelim isterseniz. Örneğin 2022'ye baktığımızda ekstrem doğu olayları Türkiye'de kırı yerleşmeleri, Türkiye'de demir ulaşımı, kültür bölgeleri, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve çevre küresel iklim değişikliği ile ilgili soru gelmiş. Bunlar 2022'de gelen konu başlıkları, ama baktığımızda geriye doğru ekstrem doğu olayları 2020'de de 21'de de gelmiş. 2019'da da gelmiş örneğin dikkat ediyoruz. Yani çok kullanılan bir konu başlığı. Yine e, baktığımızda çevre sorunları ve küresel iklim değişikliği sürekli gelmiş. Bu alanı da yine videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi yıllarda hangi konu başlığı ile ilgili sorular varmış. Örneğin haritalı sorular da e, 2021'de ulaşım kanallarla ilgili turizmle ilgili gelmiş. Bu açıdan haritalı sorularda dikkat ediyoruz. Sosyal bilgiler 2'ye baktığımızda 2022'de ekosistem ile ilgili gelmiş. Bakın ulaşımla ilgili şehirlerin etki alanı haritalı soruymuş. Türkiye nüfus ve sanayi haritalı soru. Üretim, tüketim, dağıtım, kanallar, boğazlar. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri, e, tüketim, pazar koşulları, kültür bölgeleri, çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili soru gelmiş. Ve küresel iklim değişikliği ile ilgili e, soru var arkadaşlar. Bakın yine küresel iklim değişikliği sürekli önceki yıllarda da gelmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Ve biyoçeşitlilik mesela üst üste gelmiş. Ekstrem doğu olayları üst üste gelmiş. Yani sürekli gelen konu başlıkları var. Benzer konu başlıkları. Yine siz videoyu durdurarak burayı da detaylı incelersiniz arkadaşlar. Evet sorularla ilgili genel bilgileri vermiş olduk buraya kadar. Peki coğrafyaya nasıl çalışmalıyım? Biraz bunun üzerinde duralım arkadaşlar. Coğrafyada görsel ve şekilsel kol anlatımları kalıcılığı arttırır arkadaşlar. Dolayısıyla hem haritayla hem de şekillerle çalışırsanız, şekillerle çalışırsanız biraz daha kalıcılığı arttıracaktır. Zaten haritalı soru geldiği için kesinlikle haritayla çalışmamız gerekiyor. Atlasınızı açın masanın üzerinde soru çözerken arkadaşlar dünya fiziki haritası, Türkiye fiziki haritası bunları inceleyebilirsiniz. Sorular çözerken kullanabilirsiniz. Daha kalıcı olmasını sağlayacaktır haritalı sorular için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin diyelim ki siz e, ne çalışıyorsunuz? Dünya şekli hareketleri çalışıyorsunuz. İşte 21 Haziran 21 Aralık veya dünyanın güneş etrafındaki hareketini şekille çalışırsanız yani oradaki şekillere dikkat ederseniz şekil eşliğinde çalışırsanız daha kalıcı hale gelecektir. O açıdan e, şekil veya görsele dikkat edelim. Terimler önemli coğrafyada terimsel sorularda yani terimleri barındırabiliyor sorular. Örneğin ekosistem gibi, ekstrem olay gibi veya izoterm gibi. Dolayısıyla konu çalışırken bu terimleri de bir kenara yazarak e, arada bir tekrar ettiğinizde o terimi terimle ilgili e, bilgiyi de öğrenmiş olacaksınız ve kalıcılığı sağlamış olacaksınız. Soru çözerken o terim size yabancı gelmeyecek. Dolayısıyla kolaylık olacak. Bazı konuları sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Yani bilgi unutulabilecek bilgiler olduğu için bilgi bazı diyelim, hepsi bilgi bazı ama burada unutulabilecek konular diyebiliriz. Örneğin yerleşme tipleri ile ilgili, işte dünyanın şekli hareketleri ile ilgili konu başlığı, şehirlerin fonksiyonu gibi yani sık tekrar etmemiz gereken konu başlıkları yani unutabileceğimiz konu başlıklardır. Dolayısıyla onları biraz daha fazla tekrar etmeniz gerekiyor ve onlarla ilgili sürekli soru çözmeniz gerekiyor yerleşmesi için. Bu da size kolaylık sağlayacaktır. Bir diğer şey de arkadaşlar coğrafyada bazı konular hem TYT hem de AYT konusudur. Yani örneğin nüfus yerleşme ile ilgili hem TYT'de soruyla karşılaşıyorsunuz hem de AYT'de. Dolayısıyla bu konuya çalıştığınızda bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Bu başlıklara dikkat ettiğimizde yani buradaki anlattıklarımıza dikkat ettiğimizde coğrafyayı TYT AYT olarak arkadaşlar büyük oranda halletmiş olacağız. Umarım kolay bir hazırlık dönemi geçirir ve istediğiniz noktaya ulaşırsınız diyelim arkadaşlar Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum